Paramparça oldu mu? Olmaz bu. Yek vücut olacak ki sen muvaffak olasın. Nereye atılıyorsun? Ey İslam alemi, bir avuç Yahudi bütün dengelerinizi bozuyor ya. Sebep? İhtilafınız. Alem İslam yek vücut olsun, çık öne Osmanlı. Oldu miyat doldu. Artık biz kıştan bahara, bizi yıkanlar yazdan sonbahara girecek. Aramızda öyle ihtilaflar sokmuşlar ki, öyle insanlar onların başına dikmişler ki, o insanların ipleri kendi milletinin elinde değil, başkalarının elinde. Amerika'daki şu melun Yahudilerin karşıtları bile bağırıyor. Farz-ı kifaye cihadı kendine farz-ı ayın yapıyor. Deruhte ile kendini yek vücut olan alemi İslam'a fedaya. Paramparça oldu mu? Olmaz bu. Yek vücut olacak ki sen muvaffak olasın. Nereye atılıyorsun? Paramparça alemi İslam sana zarar verir. Birinin hilesine düşer, önüne tuzak kur. Alemi İslam yek vücut olsun, çık öne Osmanlı. Tevhidi kur, İttihat-ı İslam'ı temin et, onların duasını al, cephede kılıncına kuvvet gelir. Arkanda yarım yamalak, parça parça İslam alemi varken öne atılırsan şu muvaffakiyet olmayabilir. Bak her bir kelimede müthiş bir mesaj var. Eskiden beri ilahi kelimetullah, bekai istiklaliyet İslam için farz-ı kifaye olan cihadı deruhte etmek. Herkese farz-ı kifaye, Osmanlı'ya farz-ı ayın. Deruhte ile kendini yek vücut olan alem-i İslam'a fedaya vazifedar. Tamam ama sizin namınızı ortaya girerim, cepheye sürerim askeri. Arkamda durun sağlamca. Valla kusura bakma, ne olur ne olmaz halimiz. Ben de çökersem tamamen siz mahvolursunuz. Uyanık ve müteyakkız olacağız. Yek vücut olan alem İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devleti İslamiyenin felaketi, Osmanlı'nın çökmesi, alem İslam'ın saadeti müstakbelesiyle telafi edilecekti. Dedi bak, Osmanlı çöktü ama Allah bir nur daha verecek. O nedir? İslam aleminin İstikbalde beklediği saadet. Osmanlı gitti, bizim kışımız geldi. Kış her daim durmaz ki. Kışın bir mühleti var değil mi? Bitecek bu. 3 ay, 4 ay, 5 ay. Devletlerin kışı da 10 yıl, 100 yıl, 200 yıl. Oldu, miyat doldu. Artık biz kıştan bahara, bizi yıkanlar yazdan sonbahara girecek. Bak dengeler değişiyor yavaş yavaş. Dengeleri değiştirmemek için eski usul mücadele ediyorlar. Ama ipler ellerinden kaçıyor. Eski alem İslam değil, eski Türkiye değil. Eski ecnebiler de değil, onlar da dengelerini değiştiriyorlar. Kim derdi ki bu millet, bu devlet Amerika'ya küsecek, Rusya'ya yaklaşacak? He? İnanır mıydık? Aa, oldu işte. Rusya'yı Amerika'dan daha sağlam, daha emniyetli görüyoruz. Daha mert görüyoruz, öyle diyelim. Zira şu musibet, mayayı hayatımız, Osmanlı'nın felaketi, hayatımızın mayası ve ab-ı hayatımız olan uhuvvet-i İslamiye'nin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacil etti, hızlandırdı. Hala hızlandırıyor. Yahudilerin bu meluniyeti de sürat peyda ettirecek. Ey İslam alemi, bir avuç Yahudi bütün dengelerinizi bozuyor ya. Sebep? İhtilafınız. Bir terazinin iki gözünde iki dağ olsa, ikisi de eşit ağırlıkta olsa, bir ceviz ikisinin de dengesini bozar mı? Bozar. Oynar değil mi ikisiyle? Onun gücüyle değil ya. Rekabet ediyorlar. İki dağ karşı karşıya gelmişse, ona fazla güç kullanmak icap etmez. İki pehlivan üstad birbiriyle dövüşürken bir çocuk ikisini de tokatlar diyor. Çocuk İsrail. Ona vuruyor tokat, buna vuruyor. Niye? Paramparçayız. Yani arka göz çıkmıyoruz. Sahiplenemiyoruz. Aramızda öyle ihtilaflar sokmuşlar ki.
Öyle insanlar onların başına dikmişler ki o insanların ipleri kendi milletinin elinde değil. Başkalarının elinde. Güven olmadığı için adım atılmıyor. Biz incinirken alem İslam ağlıyor. O zaman öyleymiş. Osmanlı gitti, biz mahvoluruz. Servetlerini göndermişler. Takılarını göndermişler. Ayakta dursun da bizi korusun. Bütün devletler başımıza çökmüş. Hele Pakistan, Hindistan o zaman beraber. Avrupa ziyade incitse bağıracaktır. Fark etmez. Mazlumu ziyade incittin mi insan olan bağırır. Amerika'daki şu melun Yahudilerin karşıtları bile bağırıyor. İnsanda bir vicdan var ya. Ecnebiler. Değil mi? Yani Müslüman olmasa bile insanlık namı hesabına herkes kendi çapında ortalığı ayağa kaldırıyor. Tokat öyle şiddetli bir şekilde külli manada gelecek ki başkalarından tokat yiyecek. Belki İslam aleminin gücü yetmez. Tarihte de Allah bunlara tokatı inananlarla değil, inanmayanlarla vurmuş. Bak, inananlarla onların elini bulandırmamış. İşte şey, Babil hükümdarı, Nabukadnezar, pagan, putperest, yıktı bunları, tarumar etti. Tekrar isyan ettiler, Asur kralı, bir doğu yıktı iki, kuzeyi, güneyi. Güneyi Nabukadnezar, kuzeyi İsrail'i, Sargon yıktı, Asur kralı. O da orayı tarumar etti. O da inanmıyor. O da pagan. Arkadan ikinci mabedi, birinci mabedini yaptılar. Salomon mabedini, işte onu Babil'ler yıktı. İkinci mabedini yaktılar. Romalılar yıktı. Tarumar ettiler. İşte en son Hitler. O da zalimin biriydi. Bir de bunları o fırınlarda yaktı. Bak Allah inananın elini karıştırmıyor ha. Öyle isyan ediyorlar ki dünyayı katliama, dünyayı sıkıntıya soktukları için kader dünya hükmeden adamlarıyla zalim insanlara bunları terbiye ediyor. Çünkü yaptıklarının karşılığını onlar ver. Müslüman zulmetmez. Müslüman çoluk çocuk öldüremez. Müslüman kadına zarar vermez. Müslüman evi, camiyi, hastaneyi, kiliseyi vurmaz. Ama o vurur. Bu vurduğu için ona münasip dengeli bir gavur çıkarıyor. Ondan bunun iflahını söküyor. Mukayeveyi bilmisli ikisi arasında yaptırıyor. Arkadaşlar. En son İspanyollar. Mahvettiler bunları Müslümanlarla beraber. Tarih burada. Firavunlar. Çoluğunu çocuğunu katliamlı. Firavun da pagandı. Kendine taptırıyordu ya. Allah zulmü kimle def ediyor? Zalimle. Niye? Hududu aşacak ya. Müslüman günaha girer. E bunlar bunu hak ediyor. E Müslüman çocuk öldüremez ki. Allah öyle birilerini bunlara musallat ediyor ki onlar onların canını yaktığı gibi onlar da bunların canını yakıyor. Ne sırlı işler var görüyor musun? Tarihe bakın. Kim bunları katletmiş, süründürmüş, köleler gibi çalıştırmış, evlatlarını boğazlamış, bir tane inanan bulamazsınız. İnanan yapmaz çünkü bunları.